Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Ben Fuat Kahraman, gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Siyasette gözler, yerel seçimde partiler arasındaki işbirliği çalışmalarında gelinen noktada. Başkent'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu hafta yapacağı görüşme merakla bekleniyor. Millet İttifakı'nda ise CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda işbirliği yapılacak illeri CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı Akşener birlikte açıklayacak. Biz tabii bu Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Ankara'da yerel seçimde işbirliği görüşmelerinde kritik bir hafta başlıyor. Şu anki çalışma 30 büyükşehirin büyükşehir belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir ve zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz. Belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz. Kendilerinin de şartları, durumu el vermesi halinde. 74 şehirde adayını açıklayan AK Parti'nin İstanbul dışında kalan Adana, Mersin, Osmaniye, Manisa, Muğla ve Aydın'ı MHP'ye bırakacağı belirtiliyor. İstanbul'la birlikte 7 ilin bırakılmış olması önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı'yla ilgili Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın görüşmesiyle Sayın Devlet Bey'in görüşmesinin sonucunda kamuoyuna açıklanacak. Bizim şu anda bu şöyle bırakılmıştır ya da böyle bırakılmıştır gibi açıklamalar yapmamız doğru olmaz. CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde de sona gelindi. İki parti arasındaki teknik görüşmelerin kısa sürede sonuca ulaşması bekleniyor. Bizim taraftan kriz var diye bir açıklama yok. Bir gün sonra veya iki gün sonra Balıkesir adayını Cumhuriyet Halk Partisi ilan etti. Öyle olunca doğal olarak bu sistemin dışına çıkmış oldu. Çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda işbirliği yapılacak illeri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener birlikte açıklayacak. Yeni hükümet sisteminin ilk bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunuş konuşmasıyla başlayacak görüşmeler 12 gün aralıksız devam edecek. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşma yapacağı 12 günlük bütçe maratonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pazartesi günü başlıyor. Oy pusulasının taslim sonucu aşağıdaki kağıtlara. Görüşmeler cumartesi pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün sürecek. 2019 bütçesinin sunuş konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Ardından bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmelere geçilecek. AK Parti adına Mehmet Muş, CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP adına Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay, İYİ Parti adına Lütfü Türkkan, HDP grubu adına ise eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan konuşma yapacak. Genel kurulda hükümet adına ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından konuşma yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise görüşmeleri genel kurul hocasından takip etmesi bekleniyor. Saymaya ihtiyaç olsa... 12 günlük bütçe maratonunda 2019 bütçe teklifinin yanı sıra 2017 kesin hesap kanun tasarısı da ele alınacak. Bedelli askerlikle ilgili 21 günlük temel eğitim uzun süre tartışıldı. Yükümlülerin ve bedelli bekleyenlerin ısrarına rağmen temel askerlik eğitimi verilmesi konusunda geri adım atılmadı. Bedelli askerlik yapanlara verilen o temel eğitim ilk kez görüntülendi. Eğitimin konusu esas duruş, beraat vaziyetleri. Esas duruş, selamlama, kendini takdim. Liste uzayıp gidiyor. Bedelli askerlik yükümlüleri temel eğitimlerini sürdürüyor. Doğru. Esas duruşta kolları vücuduna bitişik olacak. Kolları kapat. Emredersiniz komutanım. Eğitimler 48 ildeki 92 birlikte veriliyor. Onlardan biri de Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığı. Bedelli askerlik yükümlülerinin eğitimi ilk kez kayda alındı. Coşkun sesi bir topu derinden derine bir hükmü.
Yanaşık düzen eğitimi verilen askerlere tüfekli tüfeksiz hareketler de yaptırılıyor. Teker muharebe eğitimi de alan askerlere yön tayini ve mesafe tahmini de öğretiliyor. Eğitim kapsamında 25 metre atışı da var. Bedelli askerlik uygulamasından yararlananlara kısa sürede askerliğin temeli olan disiplin ve bilgilerin kazandırılması için büyük özen gösteriliyor. Bedelli askerlik kapsamında 67 binden fazla yükümlü ilk 3 celp içinde silah altına alınırken şu an 4. celp icra ediliyor. 40. celp bedelli yükümlülerinin terhis tarihi ise 7 Şubat 2020. Iğdır'da yaşayan Mustafa Tokuş isimli vatandaş vatani görevini bundan tam 20 yıl önce yaptı. Ancak yıllar sonra ikinci kez askere çağrıldı. Tokuş'un itirazı üzerine ortaya çıkan gerçekse herkesi şaşkınlığa uğrattı. Askerliği yaptığımız yer bir söylem. Askerlik yaptığımız yer bir enci komple birinci bölümde askerlik birbirimizi yapmışız. Ondan sonra da bir iki varışmanın üstü sekiyatına karakolunda beraber de onu tepkilerimizi tamamlayıp yapmış. Asker arkadaşları arasında sıradan bir telefon görüşmesi değildi bu. Tam 20 yıl önce yerine getirilen vatani vazifeyi ispatlama çabasıydı. Anladım. Teşekkür ederim devrem. Tamam devrem. Iğdır'da yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Tokuş, 1998 yılında askerliğini yapmış olmasına rağmen yeniden askere çağrıldı. Buna itiraz ettiğinde ortaya akıl almaz bir hikaye çıktı. Babam 7 evlilik yapmış. Önce Güllü ile evleniyor, boşanmadan annemle evleniyor. Beraber yaşıyorlar. Ben dünyaya geliyorum. Anneme resmi nikah olmadığı için Güllü'nün üstüne kaydediyor. Güllü'yü boşuyor. Boşuyor. Belli bir zaman annemle yaşıyor. Annemi de boşuyor. Gidiyor İpek'i alıyor. Gidiyor beni tekrar o kaydı silmede beni İpek'in üstüne kaydediyor. Bu nedenle nüfusta iki kişi olarak gözüküyordu Mustafa Tokuş. Askerliğini yapmış olmasına rağmen diğer kayıtta kaçak statüsündeydi. Babasının dikkatsizliği sadece kendisinin değil ailesinin de hayatını alt üst etti. Ben babamla parka gitmek isterim, sinemaya gitmek isterim, her şeyi yapmak isterim onunla ama şu anda babam asker kaçağı göründüğü için onunla bir yere gidemiyorum. Babam çok mağdur. Tokuş yıllardır verdiği hukuk mücadelesinden sonuç alamadı bir türlü. Sorunun çözülmesi için yetkililere sesleniyor. Mahkemede red kararı aldım. Askerliğini yapmamışsın, askere gideceksin diye. Ben askerliğimi yaptım, delillerim var, arkadaşlarım var. Ben bunu yetkililerden bir el atmalarını istiyorum. Laiklik karşıtı söylemlerde bulunup kız çocuklarını aşağıladığı iddia edilen İzmir 950 Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor İbrahim Emiroğlu görevden alındı. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden Profesör İbrahim Emiroğlu'na ilişkin açıklama geldi. Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Emiroğlu'nun rektörlükten izin almadan Güzelbahçe Müftülüğü'nün düzenlediği konferansa katıldığı belirtildi. Emiroğlu'nun burada yaptığı konuşma özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı. Laiklik karşıtı söylemlerde bulunan kız çocuklarını aşağıladığı öne sürülen profesör, merkez müdürlüğü görevinden alındı. Fransa'da akaryakıt zamlarını protestolarla başlayıp devlet başkanı Emmanuel Macron'un istifası talepleriyle süren dünkü eylemlerde 200 kişi yaralandı, 1200 protestocu gözaltına alındı. Kepenk indiren Şanzelize'deki çok sayıda dükkan ve mağaza çalışanı da sabah saatlerinden itibaren dükkanlarındaki bariyerleri sökerek mağazalarını açtı. Fransa'da birçok kente yapılan hükümeti protesto eylemlerinde en dikkat çeken yer Paris oldu. Göstericilerle polisin sık sık karşı karşıya geldiği kentte uzun yıllar sonra ilk kez zırhlı polis araçları sokaklara çıktı. Fransa İçişleri Bakanı, ülke genelinde 140 bin kişinin katıldığı eylemlerde yaklaşık 1200 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Olaylarda 200 kişi de yaralandı. Akşam saatlerinde sona eren olaylarda bazı araçlara Molotov kokteyli atılırken Şanzelize'nin pek çok ünlü alışveriş mağazasının da camları kırıldı. Sabah saatlerinde ise sokaklara çıkan çöpçüler kenti temizlemeye başladı.
Kepenk indiren Şanzelize'deki çok sayıda dükkan ve mağaza çalışanı da sabah saatlerinden itibaren dükkanlarındaki bariyerleri sökerek mağazalarını açmaya başladı. Hükümet sözcüsü protestoların hedefindeki devlet başkanı Emmanuel Macron'un kısa süre içinde önemli açıklamalar yapacağını duyurdu. Sarı yeleklilerin 17 Kasım'da sosyal medya üzerinden haberleşerek başlattığı eylemlerde benzin fiyatlarına oranla dizele yüksek oranda getirilen zam ve beraberindeki vergi artışları otoyollar kesilerek protesto edilmişti. Zamanla büyüyen eylemler ülkede eski devlet başkanı Sarkozy zamanında yapılan banliyö protestolarından bu yana en şiddetli protesto gösterileri olarak tarihe geçti. Devlet Başkanı Macron hem dizele getirilen zamları geri çekerken hem de 2019 yılı boyunca vergilere zam yapılmayacağını duyurmuştu. Amerikan New York Times gazetesi Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinden sonra Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a krizi nasıl atlatacağına yönelik tavsiyeler verdiğini yazdı. Haberde Kushner ve Selman'ın 10 Ekim'de bir kez telefonla görüştüğü ve bu görüşmeye Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da katıldığı belirtildi. Ancak ikilinin gayri resmi olarak iletişimlerini sürdürdüğü ve Kushner'in krizi nasıl atlatacağına yönelik Veliaht Prens'e yönelik tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi. Gazeteye göre Kushner, Selman'a daha fazla utanç verici eylemlerden kaçınmasını tavsiye etti. Denizli spor amigosu Haydar Varan çalıştığı restoranda müzisyenle kavga eden müşterinin rastgele açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Denizli spor amigosu Haydar Varan restoranda çıkan kavgada öldürüldü. Hemen çıktım. Birden 3-4 tane silah sesi duydum. Yani dibimde oldu tamamen olay. O sadece onu gördüm. Cam şeyler atıldı, bardaklar falan atıldı. Ondan sonra zaten hemen apar topar herkes yukarı çıkmaya çalıştı. Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanına müşteri olarak gelen iki kişiyle müzisyen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle müzisyen mutfağa kaçarak eline aldığı bir bıçakla kendisini savunmaya çalıştı. Saldırganın mutfakta tabancayla ateş açması sonucu müzisyen bacağından, o sırada mutfakta olan aynı zamanda Denizli Spor amigosu olan restoran çalışanı Haydar Varan göğsünden yaralandı. Müşterilerin büyük panik yaşadığı olayın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Denizli Spor amigolarından Haydar Varan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Saygıda geldin. İçimi döktüm sana komiserim. Bir şey yaptın mı? Saygıda gelmedin mi? Abi size bak ya. Bacağından yaralanan müzisyenin tedavisi hastanede sürüyor. Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Ankara'da bir otomobilden inen şahısların yolda yürüyen gruba açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara'da kaldırımda yürüyenlere ateş açan saldırganlar kayıplara karıştı. Silahlı çatışma çıktı zaten. 2-3 kişi yerde yuvarlandı. Biz de hemen zaten polis ekiplerini aradık. Akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250. cadde üzerinde meydana gelen olayda siyah bir otomobille gelen silahlı şahıslar araçtan inerek kaldırımda yürüyen kişilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri esnasında ateş eden şahıslara ait olduğu düşünülen bir tabanca buldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde görevli bir doktor, öğrenci evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis bir tıp öğrencisiyle pratisyen hekimi gözaltına aldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde genel cerrahi ana bilim dalında öğretim üyesi olan 35 yaşındaki doçent doktor Mustafa Girgin, Nail Bey Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir apartmanın 5. katında bulunan öğrenci evine geldi. Burada doktorla evdeki öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu doktor bıçaklandı. Bağırışmaları duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede doktor Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
polis bir tıp öğrencisiyle pratisyen hekimi gözaltına aldı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ yayınladığı mesajda tüm Fırat Üniversitesi ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. Elazığ müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Girgin'in cenazesi tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. Gözaltına alınan tıp öğrencisiyle kız arkadaşı çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Ataşehir'de bir marketi soydukları öne sürülen 3 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Ataşehir ilçesinde polis hırsız kovalamacası yaşandı. Mimar Sinan Mahallesi, Kelebek Sokak'ta bulunan bir marketin kapısını kırarak içeri giren 3 şüphelinin içerideki gıda ve züccaciye malzemelerini çaldıkları öne sürüldü. Olay yerine gelen polis, şüphelilerin marketten aldıkları malzemeleri arka sokakta bir depoya koyduklarını tespit etti. Bu sırada depodan çıkan şüphelilerle polis arasında kovalamaca başladı. Mimar Sinan Mahallesi, ara sokaklarında yaya devam eden kovalamaca sonucu bir şüpheli gözaltına alındı. Yaya olarak kaçmaya devam eden diğer şüphelilerse Ataşehir ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tem Otoyolu Dudullu Kavşağı yakınında bir sokakta gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırıkkale'de güvenlik güçleri tarafından yapılan asayiş uygulaması sırasında polislerin dur ihtarına uymayıp drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı. Kırıkkale'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde kent genelinde huzur uygulaması yaptı. Alparslan Türkeş Bulvarı Osman Gazi Kavşağı'ndaki uygulama sırasında polislerin dur ihtarına uymayıp drift atarak kaçan alkollü sürücü ise polis ekiplerince 5 dakikalık kovalamacanın ardından Osman Gazi Mahallesi'ndeki bir sokakta yakalandı. Yüz promilin üzerinde alkollü olduğu anlaşılan sürücünün otomobilinin içinde ve bagajında yapılan aramalarda alkollü içecekler bulundu. Sürücünün polislere itirazı ise uzun süre devam etti. Abi araba süren bu, ben üflerim de. Araba süren kim? Araba süren bu. Üfleyin. Sen buna üfledi abi. Yok tamam, siz bizim tespitimize göre sizsiniz. Siz üfleyin. Üflemek istemezseniz hastaneye sevk ederiz. Emniyet merkezine götürülen sürücüyle ilgili adli soruşturma başlatıldı. Bu şoför olan arkadaşın kimliği yok değil mi? Yok. Yok. Tamam. Kimlik tespiti için polis merkezine alacağız. İstanbul'da bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı ve maskeli şüpheli iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Beykoz ilçesinde Paşabahçe Mahallesi Sait Molla Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheliyle kendisine engel olmak isteyen iş yeri sahibi arasında arbede yaşandı. İş yeri sahibi silahını aldığı zanlıyı darp ederek etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinde zanlının kimliği kısa sürede belirlendi. Darp sonucu yaralanan soyguncu Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma ise sürüyor. Salsa kategorisinde dünya dans şampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için gittiği Adana'da 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Demir'in annesinin ölümünün ardından bunalıma girerek intihar ettiği üzerinde duruluyor. Dünya dans şampiyonlukları olan ünlü şarkıcıların kliplerinde de oynayan 25 yaşındaki dansçı Cem Demir, balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Genç dansçı Adana'da bir dans okulunun etkinliğine katıldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla bir apartmanın 4. katındaki daireye gitti. Bir süre sonra balkona çıkan Cem Demir düşerek yaşamını yitirdi. Evde olanlar kim tanıyor? Kısa süre önce annesini kaybeden Cem Demir'in bir süredir bunalımda olduğu ileri sürüldü. Arkadaşları ilk ifadelerinde Cem Demir'in kendilerine maddi sıkıntı içinde olduğunu anlattığını, babama iyi bakın dediğini söyledi. Polis Demir'in kazayla mı düştüğünü yoksa yaşamına son vermek için mi atladığını araştırıyor. Yaptığım,
Cem Demir Dünya Dans Olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı. Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda salsa kategorisinde 3. olan Cem Demir'in aynı dalda 4 Türkiye şampiyonluğu vardı. Hırsızların kurbanı bu kez bir dana oldu. İstanbul'da bir dana otlandığı sırada kapağı çalınan rögara düştü. Ekipler danayı kurtarmak için seferber oldu. Hırsızların kapağını çaldığı rögara dana düştü. Saatlerce iki büklüm kurtarılmayı bekledi. Görüntüler İstanbul'un Silivri ilçesinden. Büyükçavuşlu mahallesinde otlanan bir dana, hırsızlar tarafından kapağı çalınan rögara düştü. Hayvanın sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Önce rögarın çevresi açıldı. Rögarın üst bölümü kaldırıldıktan sonra dana kalın halatlara bağlandı. Kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. 2 saatlik çalışma sonunda sıkıştığı yerden çıkartılan hayvan veterinerlere teslim edildi. Bölgede benzer bir olay meydana gelmemesi için çalınan metal rögar kapaklarının yerlerine beton kapaklar konulacak. Demir kapakları söküp beton kapak koyuyoruz. Bundan sonra inşallah işte kazaya belaya sebep vermeyecek. Edirne'de tren istasyonunda yapılan denetimde 27 düzensiz göçmen yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri İstanbul'dan gelen yolcu treninde denetim yaptı. Aramada yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen Irak, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Fas uyruklu 27 kişi yakalandı. Göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptığı belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklular pasaport kontrolünün ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğu Anadolu'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu kapanırken Hakkari'de askeri aracın şarampole aşırı yağışla kayganlaşan yolda yuvarlanması sonucu 3 asker yaralandı. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu'da birçok yerde köy yolları kapanmış durumda. Yolda mahsur kaldık. Aracımız yan yattı, yan şarampole yuvarlandı. Düştü. Düştü. Akut ekibini çağırdı Erzurum'dan. Akut ekibi yardıma geldi bize. Hakkari'de bölge genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kapanan 2 köy ve 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şiddetli yağmurun etkili olduğu Hakkari-Van Karayolu'nun 20. kilometresinde ise askeri kirpi aracı şarampole yuvarlandı. Kazada bir binbaşı ve 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bursa'da bagajında bidona doldurulmuş halde 50 litre benzin bulunan bir otomobille tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İznik Adapazarı çevre yolunda bir tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı. İddiaya göre otomobil sürücüsü kazanın ardından aracını bırakarak kaçtı. Otomobilde bulunan ve başından yaralanan bir kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Kaza yerinde yapılan incelemede otomobilin bagajında bidon içinde 50 litre benzin bulundu. Faciadan dönülen kazada otomobil sürücüsünün balıkçı olduğu, yakıtı da teknesi için aldığı öne sürülüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu kardeşlerin ikamet ettiği evde yangın çıktı. 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda binanın zemin katında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata da sıçrayınca evde bulunanlar kendilerini zorlukla dışarı attı. Patlamaların meydana geldiği yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler söndürülürken 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Evin önünde bulunan bir otomobil de zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin Cihatlı Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla inşa ettiği sosyal konutlar kurayla sahiplerini buldu. İkinci etapta yer alan 130 daire için 1500 kişi arasında yapılan kura çekiminde şansın yüzüne gülenler büyük sevinç yaşadı. Büyük bir sürprizle de karşılaştık. 950 diye gelmiştik, 687'ye düşürdük.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye imkanlarıyla Cihatlı Mahallesi'nde inşa edilen sosyal konutların ikinci etabı için kura çekime heyecanı yaşandı. Çok mutluyum. Çok zamandır bekliyordum. Diğer etaplar da yapılmaya devam ediyor. Bugün burada daire çıkmayan hemşehrilerimiz üzülmesine, inşallah onlar sonraki etaplarda da yine aynen o kuraya katılmak suretiyle o dairelerin inşallah sahipleri olacaklar. Gemlik Spor Salonu'nda 130 daire için 1500 kişi arasında kura çekimi yapıldı. Burada asıl olan şehirlerimizin aynı zamanda sağlıklı değişimini ve dönüşümünü sağlamak. Gemlik hem merkeziyle hem de kırsalıyla hem de yeni konutlarıyla beraber daha mükemmel, daha yaşanabilir bir şehir olacak. Fiyatlı konutlarıyla, gerek kuzey imar planlarındaki genişlemeleriyle ve dönüşümüyle, gerekse de yerinde dönüşümleriyle Gemlik önümüzdeki günlerde daha modern bir şehir olma yolunda hızla ilerleyecektir. Gemlik Belediyesi enflasyonla mücadeleye destek kapsamında taksit tutarını 950 liradan 687 liraya düşürdü. Herkes mutlu, herkes memnun çünkü 687 lira aylık taksitle 2+1 daire sahibi olmak büyük bir imtiyaz, ayrıcalık gerektiriyor. Bu ayrıcalığı da Gemlik halkı burada Gemlik Belediyesi farkıyla yaşamış oluyor. Yıllardır ev sahibi olmayı bekleyip şans yüzüne gülenlerin mutluluğu görülmeye değerdi. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. 18 senedir kirada oturuyordum. Dar gelirliğe çok güzel bir kapı oldu. 500-600 milyon liraya kirası ödüyoruz. Ev sahibi olacağız onunla. Şadiye Sivrikaya. Şehit yakınıyım ben. Çok seviştiğim, çok gururluyum. Bursa'nın İnegöl ilçesinden ilginç bir görüntü var sırada. Bundan tam 42 yıl önce lojman inşaatı için uygun arazi bulamayan köylüler bakın nasıl bir çözüme imza atmış. Tam 42 sene önce köyde görev yapan imam için lojman inşa etmek isteyen köylüler arazisi kıt olan köyde bina için yer bulamayınca bakın nasıl bir çözüme imza atmış. Üstü lojman 6 yol. Karadeniz fıkrası gibi ancak yer Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bahçekaya Mahallesi. Köye ait bir yerimiz yoktu. Olmadığı için işte böyle bir şey düşünüldü. Üstünde imam evi vardı, aşağıda yeni bir imam evi yaptık, oraya taşıdık. Ya binayı yıkmak istemiyoruz, zaten yeni bir bina yapılacak yer yok. Köylüler günümüzde lokal olarak hizmet veren binayı yıkmayı düşünmüyor. Binanın tadilatını yapıp sağlamlaştırmak istiyoruz. Adana Valiliği her yıl yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı 8-9 Aralık'ta yapılması planlanan Kebap ve Şalgam Festivali'ni can ve mal güvenliğini gerekçe göstererek iptal etti. Polisin kebapçıların bulunduğu sokağı kamyonlarla kapatması da dikkat çekti. Adana'da 2010 yılından bu yana tarihi Büyük Saat çevresinde her yıl düzenlenen Kebap ve Şalgam Festivali bu yıl Adana Valiliğince yasaklandı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken festivalin düzenlendiği caddeye girişler de yasaklandı. Cadde girişlerine kamyonla barikat kurulması dikkat çekti. Adana Valiliği'nin içki reklamı yasağı gerekçesiyle 2015 yılında festivale izin vermemesi üstüne izin değişikliğine gidilmiş ve Kebap ve Şalgam Festivali adı verilmişti. Festivale her yıl 20 bin dolayında insan katılıyordu. Güney Kore'de yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada büyük şans eseri can kaybı yaşanmadı. 15 kişi yaralandı. Güney Kore'de 198 yolcusu bulunan yüksek hızlı tren raydan çıktı. Gangneung kentinden başkent Seul'e giderken raydan çıkan yüksek hızlı trende bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Trenin 103 kilometre hızla ilerlediği aktarıldı. Kazanın nedeni bilinmemekle birlikte yetkililer araştırmanın sürdüğünü belirtti. Yüksek hızlı tren geçtiğimiz yıl Aralık ayında açılmıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğazı gerilimi konser salonlarına da sıçradı. Polonya'da düzenlenen Rus Kızıl Ordu Korosu konseri sırasında Ukraynalı protestocular sahneyi basarak Rusya'yı protesto etti. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik kültür etkinliklerine de yansıdı. Dünyanın en ünlü askeri müzik gruplarından olan Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Polonya'nın Witkosis şehrinde verdiği konserde Ukraynalı aktivistler sahneyi bastı. Kızıl Ordu'nun konseri sırasında slogan atarak sahneye çıkan Ukraynalı iki aktivist pankart açarak Rusya'yı protesto etti.
Ukrayna ve Polonya bayrakları açan eylemcilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Kızıl Ordu üyeleri protestocuların salondan çıkarılmasının ardından konserlerine devam etti. Salonun dışına çıkartılan protestocular amaçlarına ulaşmak için protestolarını salonun dışında da sürdürdü. Aktivistler protesto görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çin'in en büyük teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve üst yöneticisi Ming Wangun'un Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ni çağırarak Ming'in bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ne Huawei CEO'sunun serbest bırakılmaması halinde bunun ciddi sonuçları olacağını açıkladı. Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin üst yöneticisi olan Ming Wango, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddia edilen Skycom'la Huawei arasındaki bağlantı konusunda Amerikalı bankalara yalan söylemekle suçlanarak 1 Aralık'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını yeniden alevlendirmesinden korkuluyor. Ming Wango'nun Cuma günü başlayan kefalet duruşması pazartesi günü devam edecek. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan telefon şirketinin 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor. Ermenistan'da yaşanan siyasi kriz ve toplumsal olayların ardından yapılan erken seçim için halk sandık başına gitti. Anketlerde Ekim ayında istifa etmesine rağmen geçici olarak başbakanlığı yürüten Nikol Paşinyan'ın partisi, toplumsal sözleşme öncülüğündeki Benim Adımım ittifakının yarışı açık farkla kazanacağı tahmin ediliyor. Ermenistan yeni hükümeti seçmek için sandık başında. Ülkede Nisan ayındaki gösterilerden sonra başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan'ın erken seçimin önünü açmak için Ekim ayında istifa etmesinin ardından karar verilen erken seçim için halk bu sabah oy kullanmaya başladı. Ülke genelinde sabah 8'de başlayan oy kullanma işlemi 12 saat sürecek. 3 milyon nüfuslu ülkede 2,5 milyon kadar seçmen bulunuyor. Seçime katılım oranının daha öncekilerde olduğu gibi %60 civarında olması bekleniyor. Seçim öncesi yapılan anketlerde Ekim ayında istifa etmesine rağmen geçici olarak başbakanlığı yürüten Nikol Paşinyan'ın partisi toplumsal sözleşme öncülüğündeki Benim Adımım ittifakının yarışı açık farkla kazanacağı tahmin ediliyor. Paşinyan'ın en yakın rakibinin merkez sağdaki Müreffeh Ermenistan Partisi olması bekleniyor. Daha önce 10 yıl iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başkanlığını yaptığı Cumhuriyetçi Parti'nin barajı geçemeyeceği öngörülüyor. 14 Aralık'ta kış sezonunu açmaya hazırlanan Uludağ hafta sonunda da doldu taştı. Kimi fotoğraf çektirip kar topu oynadı, kimi kızağını alarak piste çıktı. Yağan karın keyfini sürmek isteyen yüzlerce kişi hafta sonunu fırsat bilerek soluğu beyaz cennette aldı. Ben Adana'dan geliyorum. Uludağ güzel bir yer. Zaten Adana olarak kara hasret kaldığımız için. Kayak sezonunu açmaya hazırlanan kış turizm merkezi Uludağ hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. İlk defa geliyorum. Efsane, doğa harikası. Çok beğendim. Mersin'den geldik arkadaş grubuyla. İlk defa geldik. Gerçekten çok güzel. Eğlenceli bir ortam. Gelmeyen arkadaşlara da tavsiye ederim gelmelerini. Sezonun açılacağı 14 Aralık öncesi otellerde de hazırlıklar tamamlandı. Kar kalınlığının yer yer 35 santimetreye kadar ulaştığı zirvede kar yağışının hafta boyunca aralıklarla sürmesi, hava sıcaklığının ise özellikle gece saatlerinde -11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Biri Rus, ikisi Ukraynalı üç kafadar sokak müzisyenliği yaparak dünyayı geziyor. Topladıkları paraları uçak biletine yatıran macera tutkunlarının son adresi Bursa oldu. Üç kafadar 5 yıldır sokaklarda şarkı söyleyerek kazandıkları paralarla dünyayı geziyor.
5 yıl önce işlerini bırakarak dünya turuna çıkmaya karar veren bir Rus, ikisi Ukraynalı, 3 arkadaş uçak biletlerinin parasını çıkarmak için sokak müzisyenliği yapmaya başladı. Macera tutkunlarının son adresi Bursa'ydı. Alexander Hobo, Dimitri Gurov ve Mikhailo Burstin Bursalıların da ilgisini çekmeyi başardı. Söyledikleri şarkılarla para toplamayı başaran üç kafadar, Bursa'nın ardından Suudi Arabistan ve Afrika'ya gitmeyi planlıyor. Buradan şimdi Afrika'ya gideceklermiş, yarın ya da öbür gün. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.